Merhaba sevgili arkadaşlar. 7. sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Hemen sorularımızı çözmeye başlıyoruz. İlk sayfamızda arkadaşlar bir boşluk doldurma sayfası verilmiş. Cümlelerdeki boşlukları uygun olan kavramla tamamlayınız diyor. Hemen biz de uygun kalemlerimizi seçip başlayalım. Ee, soru çözümlerimizi yapmaya. Osmanlı Devleti Ankara Savaşı sonunda arkadaşlar ne oluyor? Fetret devrine girmiş oluyor. Fetret devrine girilmiş oluyor. Burada Timur galip gelmiş oluyor. Osmanlı Devleti'ni yeniyor. Hatta Yıldırım Beyazıt'a da burada esir almış oluyor. Ve ardından Osmanlı Devleti Fetret devrine girmiş oluyor arkadaşlar. Hemen bunu bulduk. Harizminin sıfır rakamını bulması matematikle ilgilendiğini de gösteriyor arkadaşlar. Astronomi ve matematik bilgi nedir kendisi? Matematik ile ilgilendiğini gösterir. Mısırlıların yazı yazmak için kullandıkları kalın kağıtlara papyrus adını veriyoruz. Evet. Hatta başka farklı yerlerde e, o dönemde ceylan derileri var onlara yazılıyordu. Ama ceylan derisi elde etmek çok zor olduğu için papyrus bitkilerden elde ediliyor. Daha kolay elde edildiği için e, bol miktarda da üretilebiliyor. Böyle e, Mısırlılara ciddi avantajlar kazandırmıştır. Cihan Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabıdır arkadaşlar. Evet, coğrafya diyoruz. Ee, i̇şte ne diyelim, yeni ülkeler, yeni yerler, deniz yolları vesaire bununla alakalı. Ee, bunu kim yazmıştır? Gülümseten soru olarak Cihan Nüma'yı kim yazmıştır? Size soralım. Ee, kitap sahibi diyelim. Evet, kitabın sahibi kimdir? Cihan Numa isimli eserin sahibi kimdir? Kim yazmıştır? Bize yorumlar kısmında yazmanızı rica ediyorum. E doğru cevapları da beğenmeye çalışacağız. Ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde arkadaşlar tabii ki nüfus yoğunluğu yaşanmış oluyor. İş bulmak için ya da daha iyi şartlarda daha yüksek maaşlarla çalışmak isteyen insanlar o büyük şehirlere ya da sanayinin gelişmiş olduğu şehirlere göç ediyorlar. Tarihte kullanılan ilk çivi yazısını Sümerler bulmuştur. Sümerler çok ee, ne diyelim verimli ve faydalı olmuşlardır. Tarih açısından bakıldığında birçok şeye de öncülük etmişlerdir. Ee, birçok bulmuş oldukları icat vardır çivi yazısının yanında. Alfabeyi icat eden uygarlıkta arkadaşlar Fenikelilerdir. Evet Fenike alfabesi var hatta Fenikeliler diyebiliriz. Hatta bu Fenike alfabesi e, daha sonrasında Latin alfabesine de dönüşüyor. Şu an günümüzde kullandığımız bu harflerin de mesela atası Feniki alfabesi diyebiliriz arkadaşlar. Evet cevaplarımızı vermiş olduk. Burada 7 tane cümlemiz vardı. 4 çarpı 7'den 28 puanımızı aldık ve devam ediyoruz. Bir eşleştirme yapılmış. Aşağıdaki bilgilere ait olduğu İslam bilgini ile eşleştiriniz dedi. Hemen yapmaya çalışalım. Şuradan yeni bir kalem alayım. Evet şöyle. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'a gelerek dersler verdim demiş. Bakın kendileriyle alakalı bilgiler veriyor. Astronomi ve matematik konusunda önemli çalışmalar yapan bu bilim insanımız Ali Kuşçu'dur. Hatta Ali Kuşçu'nun ayla ilgili de yani ayın haritasını çıkardığı için ayla ilgili yapmış olduğu çalışmalara binaen NASA ayın bir bölümünü Ali Kuşçu'nun ismini vermiştir. Böylece Ali Kuşçu'yu onura etmiştir diyebiliriz. Dünya haritasını ceylan derisi üzerine çizerek Yavuz Sultan Selim'e takdim ettim denizci, haritacı ve coğrafyacıyım diyor. Bu kişi arkadaşlar Piri Reis. Hatta Piri Reis'in dünya haritası vardır. Çok meşhurdur bu da. Bunu da belirtmiş olduk. Tıbbın Kanunu isimli kitabın 500 yıl boyunca Avrupa'da başvuru kitabı olarak kullanıldı diyor. Tabii ki i̇bn Sina olacak. i̇bn Sina arkadaşlar Avrupa'da Avicenna olarak biliniyor. Evet Avicenna ismiyle çağrılıyor da diyebiliriz. D seçeneğinde ise mekanik mühendisliği konusunda çalışmalar yapmış bir bilim insanıyım. Bakın kaç yüzyıl önce, binlerce belki kaç yüzyıl önce yapılmış olan yani daha elektronik, işte elektrik, robotlar şunlar bunlar yok ama bu bilim insanı ne yapmış oluyor? Hop bir misafirimiz var. Şöyle sineğimiz geldi. Mekanik mühendisliği konusunda bu yaptığı çalışmalardan sonra bakın ilk robotu tasarlayan ve çalıştıran kişi. Elektrik yok bir şey yok, pil yok, batarya yok. Ama bunu yapan kişi el ceziridir arkadaşlar. Bunu da D ile eşleştirdik ve devam ediyoruz. Buradan da 3 çarpı 4'ten 12 puan almış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki göç olaylarının hangi göç çeşidi içinde yer aldığını işaretleyiniz demiş. Hemen bakalım buna da bir kalem seçtim. Bilim insanlarının daha iyi imkanlar için farklı ülkelere gitmesi, bakın bilim insanı eğitimli, donanımlı bir şeyler öğrenmiş, ee, yani zekası yüksek diyebiliriz mesela, ee, böyle dinç, dinamik beyin olmuş oluyor, çalışacak, işleyecek bir beyin bu. Ama daha iyi imkanlar var diye başka ülkelere giderse bu beyin göçü olmuş oluyor arkadaşlar. Tabii ki dış göç oluyor, kendi ülkesinden dışarı gittiği için dış göç diyebiliriz aynı zamanda. Ülkesindeki savaştan ailesiyle birlikte kaçan insanlar ve başka ülkelere sığındıkları için mülteci olmuş oluyorlar. Bu da yine kendi ülkeleri için bir dış göç olmuş olur. Ülkesinin dışına çıktığı için. Adanalı birinin çay toplamak için Rize'ye gitmesi arkadaşlar mevsimlik çalışma amacıyla gitmiş oluyor. Mevsimlik göç bu iç göç olmuş oluyor. Dışarı ülkenin dışına çıkmadığı için iç göç olarak bunu sınıflandırabiliriz. Elektrik teknisyeni birinin otomotiv sanayisinde çalışmak için Şırnak'tan İstanbul'a gelmesi. Şırnak'ta belki otomotiv sanayisi gelişmemiş olabilir. Daha gelişmiş olan İstanbul gibi ya da Marmara bölgesindeki diğer şehirler gibi buralara gitmesi bir iç göç olmuş olacak. Mevsimlik işçi gibi düşünemeyiz bunu. Çünkü mevsimlik işçiler genellikle böyle çiftçilikle ya da meyve sebze işleri olabilir. İşte fındık için gidebilir yılın belli zamanlarında çay için gidebilir ya da işte Akdeniz bölgesine gidebilir mesela turunç için mesela mandalina portakal toplamak amacıyla bunları söyleyebiliriz yani gidiş dönüşlü ama elektrik teknisyeni olan birisi belki temelli gidiyor değil mi oraya belki oraya gidecek yıllarca dönmeyecek hatta orada artık hayatını sürdürmeye başlayacak bunu bu sebeple mevsimlik göç olarak sınıflandırmıyoruz işaretlemelerimizi yaptık ve buradan yani 4 tane soru vardı zaten 12 puan daha alarak yolumuza devam ediyoruz bir doğru yanlış sayfası geldi. 6 tane cümle verilmiş. Dikkatli bir şekilde okuyup hemen doğru ve yanlışlarımızı koyalım. Ona uygun kalemlerimi de seçeyim şöyle yeşil ve kırmızı. Evet, ülkemizde nüfus sayımını Rütük yapar demiş. Bu yanlış. Çünkü ülkemizde nüfus sayımını yapan kuruluş TÜİK'tir arkadaşlar. Türkiye İstatistik Kurumu'dur. Rütük nedir? Rütbecde radyo televizyon üst kuruludur yani bu yayınlanan programlar radyolarda televizyonlarda yayınlanan programların denetimini ve e, onların e, işte artık ayarlamasını yapan e, yerdir kuruluştur diyebiliriz. Bilginin nesilden nesile aktarılması yazının icadıyla başlamıştır diyebilir miyim evet diyebilirim çünkü yazıyla siz onları artık kalıcı hale getirmiş oluyorsunuz yani ben bu kağıdı Belki yüzlerce yıl saklayarak yüz yıl sonraki insanlara miras bırakabilirim ve buradan belki bir şeyler öğrenebilirler. E, bu sebeple bilgi de nesilden nesile aktarılmış olur. Savaş ve zorunlu sebepler dolayısıyla başka ülkelere sığınan insanlara da mülteci adını veriyoruz. Ülkemizde de e, Suriye'den gelmiş milyonlarca misafirimiz var değil mi? Mülteci e, Müslüman kardeşimiz var. E, bu da mesela ona örnek verilebilir. Sosyal medyada sürekli vakit geçirmek insanların sosyalleşmesini mi sağlar acaba asosyal mi yapar? Aman dikkat. Değil mi? Bu yanlış. Çünkü sosyal medyada çok fazla vakit geçirirsek, gereğinden fazla vakit geçirirsek çevremizdeki insanları unuturuz. Ailemizden anne babamız, kardeşlerimiz, akrabalarımız, arkadaşlarımız her şey elimizdeki telefonun içinde olmuş olur. Ama bizim etrafımızda da insanlar var. Onlarla konuşabiliriz, oyun oynayabiliriz, şakalaşabiliriz. E, ...iletişim kurmamız gerekiyor canlı bir şekilde. Ama telefon yapay, sanal bir ortam. Bu sebeple bizim sosyalleşmemizi sağlar diyemeyiz. Bu yanlış. Buhar gücünün sanayide kullanılmasıyla insan gücüne olan ihtiyaç azalmış mıdır? Evet azalmıştır. Burada artık e, insanların yaptığı belki birçok işi e, makinalar yapmaya başlıyor. Ve haliyle insan gücüne olan ihtiyaç da azalmış oluyor. Belki bir e, işi 100 kişi yapıyordu... Ama makina geldi. O 100 kişinin yaptığı işi makina tek başına yapmaya başladı. Bunun gibi düşünebiliriz. Çimpe Kalesi'nin alınması demiş ki Çimpe, Çimpe e, nerede bulunuyordu? Hemen söyleyelim bunu da. Çimpe Kalesi e, Çanakkale diyebiliriz mesela. Çanakkale. Gelibolu tarafında olması lazım. Avrupa kıtasında. E, şimdi Çanakkale'de bakın bu. Çanakkale nerede? Marmara bölgesinde. Yani Avrupa'ya açılan bir kapı gibi düşünebilirsiniz. Çinpe Kalesinin alınması Osmanlı Devletinin Karadeniz'deki hakimiyetini güçlendirmiştir diyor. Yani birisi yani Avrupa'ya açılan bir kapı Ege, Marmara değil mi? Bakın Marmara bölgesinde. Diğeri de Karadeniz bölgesinde. Yani bu ifade yanlış diyebiliriz. Çünkü Osmanlı Devletinin Karadeniz'deki hakimiyetini güçlendiren bir olay değildir. Osmanlı Devletinin Batı'ya açılan yani Avrupa'ya açılmasını kolaylaştıran bir kaledir, yerdir. Son derece önemli diyebiliriz Çimpe Kalesi bu açıdan. Evet, cevaplarımızı bu şekilde verdik ve 18 puanımızı daha almış oluyoruz. Şimdi bundan sonra herhalde böyle çoktan seçmeli sorularımız var. Bir tane burada bir eşleştirmemiz var. Usta çırak ilişkisi içinde hemen bu sorumuza bakıyoruz. Usta çırak ilişkisi içinde meslek öğreten ve ahlaklı, dürüst insan yetiştirmeyi amaçlayan kurum arkadaşlar ...bilmiyorum izlediniz mi ama Yunus Emre dizisi vardı TRT 1'de. Bu Yunus Emre dizisinde bu olay çok güzel bir şekilde işlenmişti arkadaşlar. Ee, bu olay veya işte bu okula, meslek edindiren bu okula ahilik diyoruz arkadaşlar. Ahiler meclisi var hatta ahilik meclisi var. Ee, orada usta-çırak ilişkisi içerisinde mesela ticaretle ilgilenen kişiler, esnaf... ...yanında usta bulunduruyor, kalfa bulunduruyor, işte çırak bulunduruyor... Kalfa ve usta çırağa bir şeyler öğretiyor. Ama bunu tabii ki ahlaklı ve dürüst bir şekilde yapıyor. İşte bu meslek okulu ahilik olarak adlandırılıyor. Bu Yunus Emre dizisinde de bu durum çok güzel bir şekilde işlenmiş. İzlemeyen arkadaşlar varsa izleyebilirler. Cevabımızı verdik. Aşağıdaki gelişmeleri kendisine ortam hazırlayan buluşlarla eşleştiriniz dedi. Bakalım hemen. Ticari faaliyetlerin hızlanması tabii ki paranın icadıyla hızlanmıştır. Önceden ne yapıyordu insanlar? Yani ellerinde bir ürün var. Hemen ne yapıyor? Karşıdakinde de ihtiyacı olan bir ürün varsa onu kendi aralarında takas ediyorlardı. Ama paranın icadı ile beraber bu durum daha da hızlandı. Yani paran varsa hemen alışveriş yapıp gidiyordu. Ama önceden böyle gerçekleşmiyordu. Coğrafi keşifler demiş. Tabii ki coğrafi keşiflerde de burada pusulanın icat edilmesi son derece önemli. Denize çok büyük okyanuslara açılıyor burada gezginler ya da denizciler yönlerini bulabilmek için pusulaya ihtiyaç duyuyorlar. Burada da pusulanın icat edilmesi sonucunda coğrafi keşifler hızlanıyor, artıyor diyebiliriz. Onlara ortam hazırlanmış oluyor. Tarihi çağların başlaması da yazının icadıyla başlamış oluyor değil mi? Sümerler yazıyı icat edince çivi yazısını artık tarihi çağlar başlamış oluyor. Her şey kayıt altına alınmaya başlıyor. Ulaşımın kolaylaşması da tabii ki tekerleğin icadı ile olmuş olacak. Hem yüklerin taşınması sırasında hem de insanların taşınması sırasında burada tekerleğin icat edilmesi ulaşımı da kolaylaştıran bir durum diyebiliriz. Eşleştirmemizi yaptık. Bu sayfadan 6 artı 12, 18 puan aldık diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet son sayfamıza geldik. 2 tane daha çoktan seçmeli soru yapıp artık sınavımızı tamamlamış olacağız. Yukarıdakilerden hangileri köyden şehre göçün sebepleri arasında gösterilemez? Köylerde çevre kirliliğinin artması demiş bu ifade yanlış. Çünkü çev yani köylerde eğer insanlar gerçekten bilinçsiz değilse çevre çok temizdir. Gayet doğal ortam. Böyle tarla, mis gibi bahçeler, ormanlar değil mi? Çevre kirliliğinin artması e, diyemeyiz. Ee, mesela ikincisinde tarımda makinelerin kullanılması. Evet bu olabilir işte tarımda makineler kullanılmaya başlandığında insana olan e, ihtiyaç azalacağı için iş bulamayan insanlar ne yapacak köyde? Çiftçilikle uğraşan insanlar o zaman şehirlere göç etmek zorunda kalacaklar. Köylerde peki eğitim ve sağlık hizmetleri de eğer yeterli miktarda verilmiyorsa bu da yine insanların şehre göç etmesine yol açacaktır diyebiliriz. Cevabımız 2 ve 3 diyoruz insanlar köyden şehre bu sebeplerle göç edebilirler genellikle diye birinci öncüle baktığımızda köylerde çevre kirliliğinin artması böyle bir durum söz konusu değil çevre kirliliğinin e, aksine şehirlerde fazla olduğunu biliyoruz çok fazla atık çünkü üretiliyor geldik son sorumuza sağlıklı iletişim kuran bir kişinin aşağıdaki tutumlardan hangisini sergilediği düşünülemez dikkatini karşısındaki kişiye verir değil mi yani düzgün bir şekilde iletişim kurabiliyorsa Dikkatini karşısındaki kişiye vermiştir. B seçeneğinde karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışma. Acaba ne hissediyor? Üzgün mü? Mutlu mu? Ee, yani bir derdi mi var değil mi? Bunu anlamaya çalışırsak birbirimize daha iyi yardımcı olabiliriz. İzin almadan doğrudan konuşma işte bu olmaz. Çünkü araya girerek sürekli lafı bölerek böyle konuştuğumuzda sağlıklı bir iletişim kuramayız. Ve ne demek istediğimizi anlatamayız karşıdaki kişiye. D seçeneğinde ise karşısındakiyle göz teması kurmada yine onu dinlediğini gösteren bir durumdur. Ee, onu daha böyle rahatlatan bir durumdur diyebiliriz. Bu da sağlıklı iletişim kuran kişilerde olan bir durumdur göz teması kurmak. Ama izin almadan doğrudan konuşmak iletişim noktasında sıkıntılar, sorunlar oluşturabilir. Evet sevgili arkadaşlar 15 dakika gibi bir sürede sorularımızı tamamladık. Umarım e, keyifli olmuştur, e, faydalı da olmuştur. Yazılı sınavlarınızda da sizlere başarılar diliyoruz. Yüzlük kağıtlarınızı da bekliyoruz inşallah. Bizlerle yorumlar kısmında da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere selam gönderen okullarımız var. Canik İmam Hatip Ortaokulu özellikle 7D sınıf öğrencilerinden selamlar gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Ve İsmihan İsmet Süzer ortaokulu öğrencilerine de sevgiler, selamlar. Kendinize iyi bakın. Diğer yazılı hazırlık videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.